Ja, wir nehmen so wie so wie es kommt. Es war ja klar, dass einer der beiden unsere Gegner wird. Jetzt ist es Polen und ist für mich vollkommen in Ordnung, dass wir eine starke Gruppe haben, wussten wir von Anfang an und das ist jetzt auch nicht anders geworden dadurch. Evet, e, penaltıları izlediniz mi? Şeklinde soru geldi. Rakip hakkında ne söylersiniz? Az önce dedik evet, Polonya çok önemli bir rakip. Ancak bizim takımımız ölçüce rakip, ölçüce güçlü saha içerisinde çok vor allem gegen den Ball von den sechs Toren waren vier nach Pressing- gegen Pressing-Situationen, äh, wo wir den Ball im letzten Drittel jedes Mal dann auch wirklich erobert haben. Und insofern war das heute schon eindrucksvoll, was wir gegen den Ball über beide Strecken gespielt haben. Evet, İlk yarıya baktığımızda Türkiye daha baskın olan, daha dominant taraf olan taraftı bize nazaran. Gerçekten saha içerisinde daha organizeydi. Ee, ancak Türkiye teknik olarak çok tecrübelere, çok tecrübeli e, oyunculara sahip bir takım. Usta ayaklardan kurulmuş, gerçekten çok güçlü, dişli bir rakip e, rakibi karşı oynadık. Hırvatistan ve Almanya mücadelesinde de oldukça iyisler çıkardılar ve galip geldiler. Bugün maçın geneline baktığımızda, 90 hat, hatta 95 dakika Türkiye gibi bir takıma karşı dişli bir takıma karşı oynamak hiç kolay değildi. İlk ee, ilk 30 dakika biraz duruktuk. Evet. Ee, Türkiye'nin golünden sonra biraz toparlamada sıkıntı yaşadık. Ancak son 15 dakika e, kendimize yakışır futbolu sahada göstermeye çalıştık ve soyunma odasına 2-1 gitmek bizi motivasyon, motivasyon anlamda e, biraz mutlu etti. Ancak e, günün sonunda, maçın sonunda 6 fazla 6 e, gol atmak Türkiye gibi bir takıma karşı 6-1 galip gelmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Nicht keine Neuigkeit und heute haben wir es wie gesagt über 70, 75 Minuten schon auf einem sehr hohen Niveau gemacht und deswegen gibt es heute auch für mich keinen einzelnen Spieler herauszuheben, sondern das war heute eine bärenstarke Mannschaftsleistung und auch Willensleistung. Vor allem eben, weil es diese Viertelstunde, 20 Minuten gab, wo es es wirklich mühsam war. Evet, ee, bir takım Türkiye arkada ee, o oyun kurmaya çalışan bir antrenör vardı. Sizin de ee, onlara olan cevabınız E, Gegim presi çok uyguladınız çünkü bu bizim onunun planı, e, planı mıydı? Montella muhtemelen e, Türkiye milli takım antrenörü bununla alakalı bir cevap vermiştir. Ben Avusturya milli takım e, antrenörü olarak takım hakkında konuşmam gerekirse. E, sağ içerisinde gerçekten çok organizeydik, çok iyi işler yaptık. Evet, üçüncü bölgede çok Türkiye'ye Türkiye'yi zorlu çıkarma anlamda baskı yaptık ama bu zaten oyunun bir parçası. E, 70-75 dakika boyunca üst seviye baskı kurmaya çalıştık. Bugün de takımım muazzam iş çıkardı bu anlamda. Dolayısıyla bu bizim oyunumuzun bir parçasıydı. Die wollten Gas geben, die wollten auch auf sich aufmerksam machen und Einige andere, die einfach sich durch die Trainingsleistungen im Lehrgang schon Einsätze verdient haben, auch schon zu Beginn in der Slowakei, aber auch heute von Beginn an, haben das äh, heute auch noch mal bestätigt. 2024 Bugün iyi bir referans olacak. Açıkçası oyuncularım da benim işimi bu anlamda biraz kolaylaştırdı. Bazı oyuncular saha içerisinde bunu ispatladılar. Evet bazen eksik oyunculardan yoksa bir şekilde sahaya çıkıyorsunuz. Çok şükür ki korona gibi bir etki yaratmadı. Ancak bakıldığı zaman bazı oyuncular da sakatlıklar dolayı kadroda yer almadı. Kolay bir sınav değildi Türkiye mücadelesi. Bunun üzerine çok düşünmek istemiyorum. Şu an konsantre olduğum şey gün ve gün aşıladığımız sistemin üzerine devam eden bir takım yaratmak. Saha içerisinde İlerideki oyuncuların yapmış olduğu e, gayret, arzu ve ateşlemeleri beni çok memnun etti. Dikkatlerini de bu şekilde güzel bir şekilde üzerlerine çektiler. Slovakya e, mücadelesinde gerekse Türkiye mücadelesinde istediğimiz, arzadığımız futbol oynadık. Bu da aslında benim ilerideki e, kadro düşüncemi e, yavaş yavaş oturtmaya başladı.